Kurtuluş törenleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, bugün İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü. 6 Eylül 1922 tarihinde İnegöl'ler şehadet payesini almak için adeta birbirleriyle yarışırcasına esaret zincirini kırarak yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmanın şerefini ve bizlere yaşattılar diye konuştu. 6 Eylül 1922 tarihinde İnegöl'ler tek yürek olarak şehadet payesini almak için adeta birbirleriyle yarışırcasına esaret zincirini kırarak yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmanın onur ve şerefini bizlere yaşattılar. 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan İnegöl'ümüz, geçmişin izlerini bugünlere kadar taşımayı başarmıştır. Ancelekoma'dan İnegöl'e kadar uzanan yolculukta şehrimiz 1299 tarihinde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Turgut Alp tarafından fethedilerek Osmanlı hakimiyetine girmiş ve 600 yıl 3 kıtada hüküm sürecek Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna bizzat şahitlik yapmıştır. Bu fetih kolay olmamıştır. Arkada Osmanlı Hanedanı ilk şehidini vermiştir. Bu şehit hepinizin bildiği gibi Baykoca'dır. Şu an Hamza Bey mahallemizde türbesinde yatmakta ve bizlere oradan selam durmaktadır. İnegöl'ü fetheden komutanımız Turgut Alp ise adını verdiği köy olan Turgut Alp mahallemizde türbesinden bizlere vakarlı bir duruşla bakmaktadır. İnegöl'ün Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde önemli bir merkez olduğu aşikardır. Özellikle Yıldırım Bayezid döneminde ortaya konan eserler ile Fatih Sultan Mehmet ile 2. Beyazıt döneminin önemli devlet adamlarından olan İshak Paşa tarafından yaptırılan ölümsüz eserler hala dimdik ayaktadır. Konuşmanın ardından törenlere katılan protokol mensupları hastane mezarlığındaki şehitliği ziyaret ederek dua etti. İnegöl'ümüzün düşmandan kurtuluşu ve şehitlerimizi anmak için bir araya geldik, toplandık. Dergah-ı uluhiyetine ellerimizi açtık, dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Tilavet olunan Kur'anları, yapılan duaları, okunan aşr-ı şerifi dergah-ı izzetinde makbul eyle. Protokol mensupları garnizon komutanı Binbaşı Kerim Kazanatması da makamında ziyaret etti.